Merhaba sevgili ikizler. 24-30 Kasım haftasına hoş geldiniz. Sevgili ikizler, geçtiğimiz hafta Boğa burcunda oluşan dolunayın etkilerini bu hafta da hissedebiliriz. Ay küçülen pozisyonda olacak. Işığı yavaş yavaş hafta içerisinde küçülüyor. Yeni aya doğru ilerliyoruz. Bu hafta başında 24 Kasım'da Güneş Neptün karesi etkili olacak. Güneş-Neptün kareleri çoğu zaman zihinsel olarak düşüncelerimizde bazı aldanışlara neden olabilir, belirsizliklere, kararsızlıklara neden olabilir. Özellikle sevgili ikizler, siz de kariyer eviniz ve ortaklaşa alanlarınızı etkileyen bu etkileşimle birlikte belki işlerinizle ilgili konularda veya karşınızdaki kişi, eşiniz veya ortağınızla ilgili konularda biraz karışıklık hissedebilirsiniz. Bazı konularda ortak hareket etmekte zorlanabilirsiniz. Bunun yanı sıra sanatla ilgili konularda, işinizde özellikle maneviyatla ilgili konularda da Güneş-Neptün kareleri enerjileri oldukça güçlendirecektir. 25 Kasım'da Merkür-Satürn kavuşumu Akrep Burcu'nda günlük hayatınızda biraz iletişimlerde sıkıntılara neden olabilir. Özellikle biraz iş hayatınıza ciddi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Anlaşmalar gündeme gelebilir. Sözleşmeler, uzun vadeli sorumluluklarla ilgili konular. Birazcık bu nedenle kendinizi karamsar hissetmenize ve sıkıntılı hissetmenize neden olabilir. Merkür-Satürn kavuşumu zaman zaman günlük hayatımızdaki iletişimleri de kısıtlayabilir. O nedenle 25 Kasım özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı gün 25 Kasım'daki Başak Burcu'ndaki son dördün ve Neptün'le olan iletişimi nedeniyle özellikle sevgili ikizler, ev hayatınızda, aile hayatınızda, aile büyükleriyle ilgili kavramlarda yine bazı ufak tefek hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Beklentilerinizde bazı engeller oluşabilir. Sonuçlanmakta zorlanabilir istediğiniz kavramlar. Sağlığınıza da bu dönemde dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle sindirim sisteminize biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Beslenmenize aynı şekilde daha dikkat etmeniz gerekiyor. 28 Kasım'da Venüs-Jüpiter karşıtlığı etkili olacak. Sevgili ikizler, Yengeç-Oğlak kastındaki bu karşıtlık birazcık fazla iyimser, hoşgörülü, abartılı tavırlar nedeniyle özellikle maddi konularda abartılı harcamalara neden olabilir. İstekleriniz, talepleriniz özellikle maddi konularda artabilir. Özellikle alışveriş merkezlerinde bulunacaksanız harcamalarınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Aynı şekilde iştahta biraz artış olabilir. Daha böyle size keyif veren sevdiğiniz yiyeceklere karşı daha fazla düşkün olabilirsiniz. 28 Kasım, 29 Kasım aralığında biraz temkinli olmanız gereken bir süreçtesiniz. 30 Kasım'da gökyüzünde Ateş grubunda güzel bir üçgen açı var. Koç burcundaki Uranüs'le Yay burcundaki Güneş arasında olan bu etkileşim sizde sosyal hayatta etkileyebilir. Sosyal hayatınızda bir canlılık söz konusu olabilir. Kariyerinizle ilgili gelişmeler olabileceği gibi iş arkadaşlarınız veya sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınızla birlikte bir program yapabilir, bir faaliyete katılabilirsiniz. Eşinizle de birlikte bir program yapıp sürpriz bir seyahate gidebilirsiniz. Her durumda enerjinizin yükseleceği, keyfinizin yerine geleceği bir gün olacaktır. 30 Kasım hafta sonu ateş enerjisi hava grubu olan siz ikizler için de oldukça verimli olacaktır. Sevgili ikizler, hafta içerisinde günlük yorumlarımızı da dinlerseniz gün gün gökyüzünün etkilerini daha rahat takip edebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.